1920'li yıllarda Talat Paşa'yı Berlin'de vurdular Ermeniler. Said Halim Paşa'yı demin dedim, eski sadrazam Said Halim Paşa'yı Roma'da vurdular. Ondan sonra Cemal Paşa'yı ve iki yaverini, üç kişi birden Tiflis'te vurdular. Bu 22 yılında vuruldu. Ve ondan sonra 1922 yılı Kasım ayında da Lozan Konferansı toplandı. Lozan Konferansı'nın baş delege ve o zamanki Dışişleri Bakanı İsmet Paşa daha Lozan'a vardığın ertesi günü bir ihbar geliyor. Ermeniler İsmet Paşa'yı da vurmaya hazırlanıyorlar. Ve İsmet Paşa'ya Lozan Emniyet Müdürü İsmet Paşa'ya geliyor. Diyor ki paşam yani otelden Lozan Palace Oteli'nde kalıyor. Başka yerde konferansa gidiliyor. Lozan Palace Oteli'ne giderken bir küçük bayrağı var. Dalgalanıyor. Otomobilde bu bayrağı kaldırın da size Ermeniler saldırmasın diyor. İsmet Paşa reddediyor. Bu bayrak inmez diyor. Bir İsmet Paşa vurulur, bir başka İsmet Paşa gelir ama bu bayrak inmez hiçbir zaman. Ve çok şükür orada uyanık davranıyorlar. İsmet Paşa'ya bazen Atatürk'ten de direkt telgraflar geliyor bu konuda. Çok istihbarat alıyor. Yani esas dışişleriyle yazışıyor. İsmet Paşa Lozan Konferansı sırasında Rauf Orbay Başbakan aynı zamanda Dışişleri Bakan Vekili durumunda hükümette ve Rauf Orbay ile imzasıyla İsmet Paşa arasında gidip geliyor telgraflar. Ben o telgrafları arşivlerden çıkarıp yayınladım. Lozan Telgrafları diye iki ciltlik bir kitabım var Tarih Kurumu yayında. Fakat bazen Atatürk başka kaynaktan yani özel istihbarattan alıp haberler de ödettiriyor, iletiyor suikastla ilgili olarak. Suikast haberleriyle ilgili olarak kısacası orada kalıyor.